bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %3,5 olarak öngörülmesi çok gerçekçi görünmüyor. Gayri safi yurt içi hasılayı özellikle 2021 yılı büyümesi %9'larda olduğunda 2022'ye ilişkin büyüme oranı %5'lerde değil, uluslararası değerlendirmelere göre, kuruluşların değerlendirmelerine göre %3-4 arası bir rakamda ortaya çıkacak. Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasıla önümüzdeki yıl beklenenden daha düşük olabilecek. Bu durumda da bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %3,5'dan daha fazla olacaktır. Yani burada aslında iki şeyi ayırt etmek lazım. Bütçe açığı daha gerçekçi rakam, gayri safi yurt içi hasıla biraz daha hesaba dayalı bir konu. Gerçekçi bulmuyorum. Zaten faizden de bunun şeyini görüyoruz. Nasıl söyleyeyim? Ayak seslerini görüyoruz bir zamanı.